Bugün buradan gidiyorsan geri dönme istemem. Ağlıyorsun. Nasıl bir yaman çeviş ki gitmeyi seçen sensin. Bir gün gelir ve görürsün yerimde yerler eser. Ve son nefeste yanarsın. Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent ve Genel Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu. Aydoğdu. Evet, Aydoğdu'yu sahneye çağırıyor. Bildiğiniz gibi bu yılın başından itibaren bütün dünya, bütün insanlık küresel bir afetin, bir salgının mücadelesini veriyor. Bu mücadele esnasında özellikle belirli meslek grupları, belirli dezavantaj grupları ve sokak hayvanlarının sorunları gittikçe büyüyor, katlanarak artıyor. Bu gecede bu meslek gruplarından biri olan sahne emekçilerimiz için toplandık. Bu bizim birçok alanda yürüttüğümüz birçok faaliyetin en önemli anlarından bir tanesi. Çünkü burada hep beraber, hep birlikte bunu başarıyoruz. Lafı fazla uzatmadan sanatsız bir hayatın tek kelimeyle manasız olduğunu söylemek isterim. Sahnelerimiz de sanatın beslendiği, büyüdüğü, göz göze, yürek yüreğe paylaşılabildiği yegane alan. Tüm sevgili sahne emekçileri dostlarımız bu alanı hayatta tutuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki sahnelerimiz var. Sahnemize hoş geldiniz. Buradan açıklama yapayım. Yüzlerce başvuru oldu. Tabii ki dernek olduğumuz için ancak gerekli belgeleri ya da görüntüleri ya da istenilen o evrakları veren arkadaşlarımıza Cuma günü hesaplarına paraları yatacak ve hiç değilse kişi başı yaklaşık bir 4000 TL'ye yakın. Evet, bir para bitiyor. Çok mutluyuz. Dernekler, müzik yapımcıları, müzikle ilgilenen dernekler ya da sinema tiyatro dernekleri falan. Belki bundan sonrası için onlar da bir adım atarlar. Çünkü 9 aydır çalışmayan o kadar çok gencimiz var ki sefalet içindeler. Biz bir adım atmak, dayanışma yapmak istedik. Çünkü Twitter'dan yazmakla olmuyor. Eylem yapmak gerekiyor ve bir şeyler yapmak gerekiyor. Ahbaplar olarak hep sahadayız. Bir şey yapmalı diyoruz. İyi ki geldiniz. Ben çok mutluyum. Bugün böyle bir konser yok ama arada bir herkes bir şeyler söyleyecek. Katlanın bize artık. Aa, kesin moral olsun diye almışlardan var arada. Çok teşekkür ederim. Benim gösterimde bile beni bu kadar tanıyan olmuyor. O yüzden çok heyecan verici. Soruyorum sürekli gösterilerimde kim ilk defa benden bu gece haberdar oldu diye. %70'i el kaldırıyor. Ben diyorum ki herhalde Cem Yılmaz'a bilet bulamayanlar bana bilet aldılar. Yanlış kitap nasıl alınabilir? Yani Orhan Pamuk ya da Elif Şafak'a ya da işte Nilgün Bodur'a benzer bir hali mi var? Nasıl yanlışlıkla aldınız dedim. Vallahi dedi beni de işin çocuk kitabı almaya göndermiş dedi. Sizin kitabın kapağında da işte şapkalı bir adam zıplıyor falan çocuk kitabı zannettim aldım dedi. Beni tabii tanımayanlar varsa hani çok kısa bir bahsetmek istiyorum bu kısa 15-20 dakikalık sürede. Ben 10 yıl boyunca bir kurumsal firmada çalıştım. Daha doğrusu kurumsal olduğunu iddia eden bir firmada çalıştım. Ela gözüm ben bu elden gidersem. Ela gözüm ben bu elden gidersem. Kal melul, melul, kal melul, melul.